Ama tarz olarak öyle olması lazım. Çünkü Muriç'in bir de şu özelliği vardı. Bazen uzun vurmak zorunda kalıyorsun savunmada. Vücudundan al, Ki vücudundan hani Fenerbahçe'nin mevcut stoperleriyle daha çok zorunda kalacaksın. Uzun vurmak zorunda kalacaksın. Muriç o topu orada tutuyordu bir şekilde. Rahatsızlık veriyordu. Alaması bile rahatsızlık veriyordu stoperlere. Ve Fenerbahçe o sırada çıkmış oluyordu. Prese tekrar başlatmış oluyordu. O yüzden kesinlikle fiziğiyle kavga edecek bir santrfor gerekli bence. Peki şimdi diyorsun ya Vedat'ın bir alt modelini gelmeli ki hani diğerlerinin açığını kapatsın. Peki Vedat'ın en önemli üç özelliğinden biri herhalde bitiricilik değildir. Ben kötü bir bitirici olduğunu düşünmüyorum ama iyi bir bitirici olduğunu da düşünmüyorum. Yani A sınıf bir bitirici kesinlikle değil yani. İlk özelliklerinden biri o değil. Zaten gol sayısı da belli seviyeye düşük kaldı. Çok fazla acayip de yani 25 tane atmadı, 20 tane atmadı mesela ligde. Dediğin gibi Fenerbahçe zirvede tutarken bile aslında gol atarak yapmıyordu onu. Aynen öyle. Şimdi 12-13 tane atan bir santrfor gelirse diyelim stil olarak da ikimizin de hayal ettiği gibi bir stili var. 12-13 tane attı. Hani Vedat civarı. Vedat'ın biraz altı. Peki burada gol sayısını ve asist sayısını ikame edecek oyuncu kim olacak? Yani Tiam'a hadi diyelim Tiam'a yazacağız. 10 tane yazdın. Tamam mı? Evet. Bu benim sistem için mi diyorsun? Yani istediğin şeyi sonra özgürsün sonuçta. Vallahi ben Mert Hakan'ın da skora katkı yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki Sivas'ta zaten yapıyordu. Ama ön alanda Ama yani 10 kullanılmaz ama. tane yazar mısın Mert Hakan'a gol? Bu bölgede 10'a yakın yazarım. Şu bölgede. Burada yazmam tabii ki. Şu bölgede yazabilirim. Bu arada Sivasspor'da bu Ama bölgede mi? yazabilirsin abi. Yani emin ya Ha sen net net bir yazamıyorsun. lazım, Visca lazım diyorsun. Zaten bence Vişça lazım. Yani Vişça derken şeyde de ilk roundda da çok üstüne geyini yaptık. Ben böyle spesifik Vişça anlamında söylemiyorum. Bence Fenerbahçe'nin hem gol hem asist sayısında katkı sağlayacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Belki hani Tiam'dan dolayı böyle spesifik double double oyuncusu bulamayabilirsin ama senin ana yaratı, senin Fegolin kim, senin Vişcan kim, senin Envakamen kim, böyle bu tarz topu ayağına teslim edip yaratıcılık bekleyeceğin bir Yani oyuncu olması diyorsun ki gerekiyor. keşke şu bütçeyi burada kullansaydı Fenerbahçe diyorsun. Ama ya yani tabii ki öyle ama Sosa'da bir fırsat transfer gibi. Sonra lig içi bir transfer. Öyle bir oyuncu sonra mesela Envakame'yi istedi Fenerbahçe. Evet, tabii. Boşu boşuna da istemedi. Ama o bölgede de bir oyuncu ihtiyacı olduğu kesin. Bence Fenerbahçe'nin transfer dönemini ve şampiyonluk şansını da o belirleyecek diye düşünüyorum açıkçası. Aslında Zahavi biraz da o yüzden çok önemliydi. Çünkü o dediğin özelliğin direkt karşılığıydı Zahavi. Hem skor yapacak hem de Araya da bırakabilecek. hem araya bırakacak, merkeze pas oyununa katılabilecek, iki ayağıyla gol vuruş yapabilecek, duran top kullanacak. O bahsettiğin her şey var. Olmayan bir Fizik şey hariç, yok. fizik hariç her şey var. Fizik de çok kötü değil bu arada. Yani şey değil tabii öyle kavga etmez ama sırtını dayadığı zaman da kolay kolay bırakmıyor. Ben bayağı inceledim gelecek diye. Boşu şu an Boş adam. boşuna hayran oldum Şu an adam. şey anlatıyor Adama hani. hayran olduğumda kaldım. Video da hazırladım bildiğim kadarıyla. Aynen. Son olarak tabii ki yani Rize Spor takibimiz Fenerbahçe seviyesinde değil. Bunu itiraf etmek lazım. Zamanla maçları Loic Remy transferi biraz ilgimizi çekmiş olsa da. aynen. Birçok oyuncusu şimdi Rize Spor geçen yılda çok fazla sayıda ön bölgedeki oyuncuları tamamı yabancılardan oluşan o tarz bir takımdı. Devre arası Skoda'yı aldılar. Yetmedi aslında ve yani şey geldi. Performans olan gol attı ama rotasyonu tamamen yabancılarla oluşan bir takım. Onun üstüne Remy geldi. Remy'yi de hani Lille'den dolayı az çok takip ettiğimiz bir oyuncu. Türk oyuncular orada oynadığı için. Ben hala bir deposunda benzin olduğunu ama artık Bence de var. normalde şey yapabilirsin. Eski Remy uzun boylu atletizmi de var. Savunma yapmasa bile işte kanada atabileceğim, gerekirse forvet arkasına atabileceğim bir oyuncu olabilirdi. Şimdi sence o tarz bir role uygun mu? Bence oynarsa 9 numara oynayabilecek bir. Hatta biraz hani kaytaran bir 9 numara Evet. seviyesinde olabilecek bir oyuncu. Şimdi Skodan var. Diğer bütün oyuncuların da yabancı forvet arkası oyuncuları nasıl bir formülize edecek ki Rizespor bunu? Bence dediğin neyi yapacak? Forvet arkasında ikinci forvet gibi oynayacak Remy'i. Deneyecek yani bunu. Hani deneyecek Skoda. Çünkü Skoda hazırlık maçlarında da bayağı iyi gördüm ben. Trabzonspor'a iki tane gol atmış. Skoda'yı kesmez. Skoda'nın etrafında oynayacak. Gezgin forvet rolünü verecektir Remy ki bunu oynamışlığı var daha Var önceki canım kariyeri, kariyerinde. aslında kariyerin esas rolü o. Aynen. Ve pandemi öncesinden sonra performansını bilmiyoruz. Çünkü lig de oynanmadı pandemiden sonra orada. Doğru. Ama öncesine baktım.
Fena, bayağı dediğin gibi kesinlikle benzin var deposunda. Yani Rize Spor için bayağı iyi bir transfer. Bayağı şaşırtıcı ve bayağı iyi bir transfer. Bence Skoda'nın etrafında gezgin forvet rolünü üstlenebilir. En azından denenir. Bu maçta da göreceğiz belki de o şeyini. Ne seviyede olduğunu. Hı hı. Burada tabii şu devreye girecek. Mesela 4-4-1-1 sistemi gibi düşünürsek Rize Spor'u. Kenarlardan birinin orta saha özellikle olması gerekiyor bence. Remy gibi bir oyuncuyu kullanmak istiyorsan. Tempo son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe gibi bir takımla oynuyorsun. Ve Fenerbahçe senin kendi yarı sahana itecek bir takım. İtmek isteyecek bir takım. Hı hı. Yani yarı kontrol oynadın ve geçiş oyunlarıyla aslında fark yaratacağın maçlar bunlar. Alan bulacağım. Bunu değerlendirecek oyuncu lazım. Birinci forveti Skoda. O mesela fiziksel mücadeleyle, kenardan gelen ortalarla hani boğuşarak fark yaratabilen bir oyuncu. Remy geçtiğimiz yani bundan 5 sene önceki, 6-7 sene önceki Remy'den çok daha farklı. Hani hareketliliği daha azalmış. Biraz daha oyun bilgisi ve kalitesiyle işi götüren bir tipte bir oyuncu. Ve bu da aslında geçiş oyununun ideal tiplemesi değil. Yani en temel iki oyuncun bu şekildeyken sanki ben Rize Spor'u bunu belki 10. haftadan falan sonra tekrar değerlendiririz. Sanki kendisine denk ve aşağıdaki takımlara karşı daha başarılı olacak evet. Ama büyük takımlara yeterince arıza çıkaramayacak bir takım görüntüsü görüyorum. Ama tabii birinci hafta bu. Hı hı. Birinci hafta zar atılır yani. Evet. Bilemezsin ne olacağını. Ki birinci ama haftada rakibin büyük takım olsa da zor olmayacak. Hani sezonun ortasına, 10. hafta mesela sonuna kadar oluşacak kimlikte ben böyle olacağını düşünüyorum. Büyük takımlara evet. aşırı arıza çıkarmayacak ama ne bileyim mesela Rize Gençlerli maçının favorisi Rize olabilir. Aynen. Mesela. Anladın mı? O tarz bir şey. Evet. Gerçi Gençler ne kadar doğruluk bilmiyorum. Çünkü Nobre'de biraz daha topla ilişkisi bir takım yaratmaya çalışıyormuş duyduğum kadarıyla. Bakalım o da ne olacak ama şey diyeyim ya örnek olarak takım profili olarak örnek veriyorum. Demişim Rize Spor Kayseri Spor maçında evet. Rize daha başarılı olabilir. Bence bu arada bu daha önemli bir şey. Çünkü takım sayısı artmışken buna yönelik takım kurmak daha mantıklı bence. Aynen. Direkt bahsettiğin takım gibi örnek var kafamda da şu an kim olduğu aklıma geldi. Benim Mayıs Spor diyesim var. Benim Fenerbahçe Fenerbahçe maça yakın olduğunu düşünüyorum. Hı. Tabii ki işin temposu, oyunun stili nasıl olacak vesaire çok fazla değişken var. Görmeden konuşmayalım ama son bir iki cümle alayım sana sonra Galatasaray'a geçelim. Bence de Fenerbahçe bu maça yakın ve psikolojik anlamda da çok önemli maç bence. Çünkü böyle transfer şampiyon olan takım sezonu değil girince bir anda hava yakalanıyor. Gerçi şu anda o havayı tribün çekemiyorsun maalesef. Hava yakalayamıyorsun. Havayı kendi yani. Kendi en azından, içinde istediğin kadar yakalanıyor. Evet, en azından takım olarak hava yakalanabilir. O da bir şey. Ben de Fenerbahçe'nin bir şekilde bu maçı çözebileceğini düşünüyorum. O zaman Fenerbahçe bölümünü kapatalım. Galatasaray-Gaziantep maçına geçeceğiz. Ondan sonra kapatacağız.